nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Ali Bey kimdir? Sizlerden dinleyelim. Ben Ali Salman Yücel. Aslı Börek Yönetim Kurulu üyesiyim. Yaklaşık bir 8 yıldır sektörün içerisindeyiz. Aslı Börek'te yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyorum. Peki biraz Aslı Börek'ten bahsedelim o zaman. Nasıl kuruldu, geçmişten günümüze neler yaptı? Evet. Sizlerden dinleyelim yine. Aslı Börek 1994 yılında İstanbul Göztepe'de hayatına başladı diyebiliriz. Üç ortaklı bir şirket olarak kuruldu. 2011 yılında bünyeye ben girdim. Ortaklardan bir tanesini hisselerini alarak. 2011'den 2018 yılına kadar üç ortak devam ettik. Şu an için iki ortak olarak devam ediyoruz. Aziz Kutlu ve Ali Salman Yücel olarak Aslı Börek'te ortaklık yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Biraz faaliyetlerden bahsedeyim mi Ali Bey? Aslı Börek geleneksel Türk mutfağını misafirlerimize buluşturuyoruz. Yaklaşık 120 tane mağazamızda, yurt çapında, yurt dışında mağazalarımızda el ürünü daha çok Aslı Börek'in zaten genel özelliği, ürünlerinin özelliği. Ürünlerimizin elde yapılması, birinci sınıf ham maddeler kullanılarak yapılıyor bu ürünler. Şu anda da yaklaşık 120 tane mağazayla faaliyet gösteriyoruz. 2015 yılının Ocak ayıyla beraber yeni fabrikamıza geçtik. Yeni fabrikamız 15.000 metrekare kapalı alanlı olan Türkiye'nin ve dünyanın en büyük börek ve simit fabrikası diyebiliriz. Üretimin hepsi orada. Üretimin hepsi tek yerde yapılıyor ve bayilerimize dağılıyor. 2015'ten sonra fabrikanın kapasitesinin büyümesiyle beraber toplu satış mecrasına girdik. Burada 18 ülkeye varan ihracat gündeme geldi. Arap Yarımadası'nın neredeyse tümüne ürün yolluyoruz. Dubai'de mağazamız, Mekke'de mağazamız var. Irak'ta aynı şekilde mağazalarımız var. Mağazalarımız olmayan yerlerde toplu satışlar yapıyoruz. Aynı şekilde Çin, Japonya'dan tutun, Amerika'da 3 tane ayrı bölgeye kadar ürün yönlendiriyoruz. Avrupa'nın geneline ürünlerimiz gidiyor. Avrupa'da yine Viyana'da, Amsterdam'da, şimdi Hamburg'da mağazalar açıyoruz. Onun dışında sektörde ulusal marketlerin de ürünlerini yapıyoruz. Şimdi tabii isim vermeyelim, rakiplerimizin de sektördeki rakiplerimizin de ürünlerini yapıyoruz. Birçok markayla karşılıklı alver içerisinde ürünleri çıkarıyoruz. Peki biraz ürün gamından bahsedersek neler var çeşit olarak? Ürün gamımız aslında ismimiz Aslı Börek. Herhalde misafirlerimize ve Aslı Börek'i tanımayanlara anlatabilmemiz gereken şey şu. Biz sadece bir börekçi değiliz. Evet. Yani bir pastanede bulabileceğiniz her şeyi bizde bulabiliyorsunuz ve hepsini kendimiz üretiyoruz. Aslı Börek'te pasta çeşitlerimiz var ve pasta ustalarımız ödüllü ustalar. Aynı şekilde nasıl su böreğimiz, lokomotif ürünümüz olan su böreğinin ham maddeleri en iyi malzemelerden kullanılıyor ise, işte tereyağısı, klasik inek peyniri, bunlar elde açılarak yapılıyorsa, pastada da aynı şekilde iddialıyız ve iyi de gidiyoruz. Onun haricinde sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, kurabiyeler, bütün sabah grubu, bütün hepsini fabrikamızda üretebiliyoruz. Şu an kaç bayimiz var demiştik? 120 civarında bayimiz 120 var. Vermeye de devam ediyoruz. Evet, biraz evet. O koşullardan da bahsedersek ne tür avantajlar oluyor Aslı Börek'in? Aslı Börek bayilik sistemi genelde biz reklamı da fazla yapmadan insanlar bizim misafirlerimiz sizin ürünlerinizi çok seviyoruz. Bu yüzden Aslı Börek açmak istiyoruz diye gelip başvuran misafirlerimizle bayilik ağımız oluştu. Büyük mağazalarda 25.000 dolarlık bir isim hakkı franchise bedelimiz var. Bir de ufak ekspreslerimiz var, Aslı Express. Onlarda 10.000 dolarlık bir franchising bedelimiz var. Başvuruda genelde arkadaşlarımız değerlendirmeleri, yerleri bakıyorlar. Okeylenirse biz de yönetim kurulu olarak gidip yeniden baktıktan sonra yere tamam burada Aslı Börek olabilir dedikten sonra mimarlarımızı yönlendiriyoruz. Bünyemizde çalışan mimarlarımız gidiyorlar. Orada projelendirme işlemleri bitiyor. Sonra fiyat aşamasına geçiliyor. Fiyatlar veriliyor ve buna bu şekilde devam ediyor. Ürün, konsept hepsi size ait zaten. Tabii. Aslı Börek'in bünyesinde eğitim departmanımız var. Yani mağaza açıldıktan sonra bayimizi yalnız kesinlikle bırakmıyoruz. Bir ay orada eğitmenimiz duruyor. Daha sonrasında denetim departmanımızdan
arkadaşlarımız mağazalarımızın denetimini yapıyorlar. Devam. Yani hiçbir zaman bayiliği verdik, siz malı satalım, siz de kendi halinizdesiniz gibi bir durum olmuyor. Yani her zaman yan yanayız. Çünkü biz bir iş ortaklığı kuruyoruz. Bayilik aslında ortaklıktır. Ben fabrikada üretim yapacağım, bayim sahada bunun satışını yapacak. Yani bize her başvuru bir ortaklık başvurusu. Kesinlikle. Biz öyle bakıyoruz yani. Güzel. Hemen hemen her fuarda da görüyoruz sizleri. Bu fuarla ilgili kısaca görüşlerinizi alalım. Antalya'ya ilk defa geldik. Gelme sebebimiz bayilikten ziyade toptan satış ağımız hızla gelişiyor. Ciromuzun %50'sine vardı. Buradaki oteller artık yavaş yavaş bizleri cezbetmeye başladı. Geç bile kalmıştık. Evet. Kısmetse ürünlerimize de güveniyoruz. Üretim ağımızda kuvvetli olduğu için yavaş yavaş oteller ve Antalya bölgesinde yayılarak Ege'ye doğru gitmek istiyoruz. Evet, başarılar diliyoruz bu yolda sizlere ederim. O zaman. Peki izleyicilerimize ve tüketicilere neler söyleyeceksiniz Aslı Börek'le alakalı? Biz çocuklarımızın yiyebileceği ürünleri üretiyoruz. Kesinlikle gıdada her şeyin fiyat olmadığını düşünüyoruz. Hak edilen ürüne hak edilen değerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu çeşit ürünler üretiyoruz. Herkesi Aslı Börek mağazalarına, Aslı Börek ürünleri yemeye davet ediyoruz. Evet, davete çıkardığımıza göre teşekkür ediyoruz sizlere Ali Bey. Değerli bilgiler de bizler için. Bir başka programda görüşmek i̇nşallah, üzere diyelim. İnşallah, teşekkürler.